Enflasyonla mücadele nasıl olmalı? Yani sizin partinizin genel anlamda bakıyoruz çok önemli hedefleri ve vaatleri var. Mesela milli ekonomi modelinden bahsediyorsunuz. Burada enflasyona çözüm modeli de var mı? Elbette ki milli ekonomi modeli dediğimiz zaman akla bir iktisadi faaliyet olarak gelmemesi gerekiyor. Bu çok önemli bir farktır, çok önemli bir ayrıntıdır. Milli ekonomi modeli başlı başına topluca farklı bir ekonomik sistemdir. Burada milli ekonomi modelinin temel aldığı 3 temel değer vardır. Bunlar sürekli büyüme, bunlar adil gelir dağılımı, bunlar tam istihdam dediğimiz hususların sürekli olarak sağlanabilmesi gibi bir hedefe sahiptir. Bu hedef doğrultusunda zaten bunları sağlayabilen ekonomiler ve ülkelerin enflasyonla bizim gibi mücadele etmediklerini, dövizle bizim gibi mücadele etmediklerini görürüz. Şimdi Türkiye'deki enflasyonun sebebini bir anlamamız lazım. Şimdi enflasyon nedir? Enflasyon bir ürünün, bir maddenin bir yıl içindeki artı değer değişimidir. Biz buna enflasyon deriz. Deflasyon vardır mesela. Buna bir ters örnek olarak. Deflasyon nedir? Aynı ürünün bir yıl içindeki eksi değer değişimidir. Yani örnek verelim, boynumuza taktığımız kravat bu sene 100 lira, seneye 110 liraysa bu %10 enflasyona, yani fiyat artışına uğramıştır. Şimdi buradaki temel sebep enflasyonların genel olarak ülkelerde arz ve talep dengesine göre oluştuğunu biliriz biz. Yani bir ürüne, bir mala çok fazla talep varsa bu malın üreticisi veya satıcısı bunun fiyatını yükseltir. Dolayısıyla bunun enflasyona sebep olur. Peki Türkiye'deki problem bu mu? Yani Türkiye'de bir mala çok ciddi anlamda talep var da bu malın fiyatı yükseliyor mu diyoruz? Hayır. Peki enflasyon başka ne şekilde gerçekleşir? Şu şekilde. Bir mal piyasada azdır. Örnek verelim. Yine aynı kravattan örnek verelim. Piyasada 100 tane olması gereken kravat 90 tanedir. Dolayısıyla 100 liraya satıp işte 100 tane 100 liraya satıp 10 bin lira cüre yapacak adam ne der? Ben bunu 110 liraya satayım 90 tane olduğu için. Yine işte 10 bin lira cüre yapayım dediğinde yine biz enflasyonla karşılaşırız. Yani bu nedir? Arz enflasyonudur. Piyasada bir malın az olmasından kaynaklanan enflasyondur. Peki Türkiye'de böyle bir durum mu var? Hayır. Nasıl Türkiye'de bir durum? Türkiye'de şöyle bir durum var. Biz pazara gidiyoruz. Pazarda bütün mallar var. Bütün ürünler var. Biz işte ev almak istiyoruz. Evler var. Biz konut kiralamak istiyoruz. Konut var. Biz araç satın almak istiyoruz. Araç var. Biz işte küpe satın almak istiyoruz. Küpe. Türkiye'de ve genel olarak dünyada üretimin de kolaylaşmasıyla ki bu sanayi 4.0 dediğimiz devrimde de biz bunu biliyoruz. Ürünlerin yeterince üretilebildiği bir ortam var. Peki bu enflasyon nereden çıkıyor? İşte Türkiye'deki enflasyon maliyet kaynaklı ortaya çıkıyor. Maliyetler arttığı için. Bütün dünyada tabii Hüseyin Baş, bütün dünyada emtianın arttığı ve artık Amerika'da, Avrupa'da bile şaşırtıcı derecede vatandaşların, orada yaşayanların enflasyonla karşılaştığını görüyoruz. Şimdi siz aynı zamanda bir hukukçusunuz. Şunu sormak istiyorum. Fiyatlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük perakende zincirlerine hedef gösterdi. Hatta o zincirlerden biri adına Murat Ülker, bir iş insanı çıktı dedi ki yani bu vatandaşın aklıyla dalga geçmek olur. Sorumluluğu perakende zincirleri de kabul etmiyor. Burada fırsatçılık da olduğunu düşünüyor musunuz? Yani sorumlu kim tam olarak? Şimdi önce bir bilgi düzelteyim Seda Hanım. Dünyada enflasyonla mücadele şu şekilde var. Örneğin Avrupa'daki enflasyon oranları %2'yi geçmez. ABD'deki enflasyon oranları %2'yi geçmez. Hatta bu ülkeler, yani dünyada gelişmiş dediğimiz ülkeler enflasyon üretmeye çalışırlar ve üretemezler. Bundan kaynaklı paralarını değersizleştirmeye çalışırlar. Son 15 yılda özellikle 2008 krizi dediğimiz o büyük Lehman Brothers bankasının battığından sonraki oluşan krizde dünyadaki genel gelişmiş ülkelerin yaşadığı problem enflasyon üretememe problemidir. Japonya'da mesela bu problemle karşı karşıyadır. Onların durumu farklıdır. Bizim gibi gelişmekte olan sınıfında değerlendirilen ülkelerde bir enflasyon problemi vardır. Şimdi bu bilgi çerçevesinde evet dünyada mesela altın fiyatları artmıştır, paladyum fiyatları artmıştır, metal fiyatları artmıştır, demirin hani fiyatları artmıştır. Ancak ülkeler ne yapmıştır? Paralarını değersizleştirerek bunları vatandaşının erişimi noktasında eski fiyatlara yakın bir şekilde sahiplenebilmelerini sağlamıştır. Yani enflasyon üretmemiştir. Murat Ülker'le ilgili söylediğiniz hususta şunu söyleyeyim. Ne kadar doğru, ben kendi açıklamasını da dinleme fırsatım olmadı, ancak yine bugün sosyal medyada onu daha önce yaptığını, hükümete karşı yapmadığına dair bir bilgi sosyal medyada gördüm. Ama şu, eğer bugün yaptı veya dün yaptı,
bunu Murat Bey'in yapmasının da çok bizim için bir anlamı yok aslında. Bu bir gerçek. Yani şöyle bir gerçek var. 5 tane marketçinin ülkede enflasyon yarattığını iddia ediyoruz. Bu tamamen, affedersiniz, saçmalık ve safsata. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Neden olamaz? Eğer siz bir 5'li grubun enflasyon yarattığını iddia ediyorsanız 5 tane inşaat firmasına bakabilirsiniz. Türkiye'deki konut fiyatlarının, Türkiye'deki inşaat fiyatlarının geldiği nokta itibariyle bunlara hesap sorabiliriz. Ama marketlerin bu enflasyonu yaptığını iddia etmek gerçekten topu başka yer döndürmeye çalışmak olur. Neden bunu söylüyorum? Ya bizim enflasyon sebebimiz maliyet enflasyonu. Maliyet enflasyonu ne demek? Dövize bağlı enflasyon, ithalata bağlı enflasyon, ham maddenin pahalanmasına dayalı enflasyon. Bu ne demek? Türkiye bugün tütününü, kömürünü, ondan sonra ne bileyim aklıma geldiği itibariyle işte arpasını, buğdayını, bütün üretim mamullerini üretebilecekleri altyapıları yurt dışından ithal ettiği sürece ve siz dövizi de bu noktalara çektiğiniz sürece bu enflasyonu asla bitiremezsiniz. Türkiye'nin kendi içindeki üretimini yapabilmeye ihtiyacı var. Bu üretimi yapabildiği kadarıyla Türkiye'de enflasyon probleminin önüne geçebilirsiniz. Türkiye'nin büyümesini sağlayabilirsiniz. Yoksa bir marketçi çıkmış fiyatları yükseltmiş. Ya böyle bir şey mümkün olabilir mi sizce? Yani sonuçta bu insanların da yaptığı ticaret 3 aşağı 5 yukarı hepimizin gözü önünde bir ticaret. Gidiyor tarladan işte 3 liraya portakalı alıyorsa 4 liraya etiket koyup satmaya çalışıyor. Yani bu enflasyonu bu adam nasıl yapacak?